Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı. Böylelikle kamu görevlilerinin 2021 yılı ilk 6 aylık zam oranına eklenecek enflasyon oranı da belirlenmiş oldu. 5. dönem toplu sözleşmenin mutabakatsızlıkla sonuçlanması sonucu kamu işvereni ve kamu görevlileri hakem kurulu 2021 yılı için %3+%3 zamı kamu görevlilerine reva görülmüştü. Bugün açıklanan 1.94'lük Haziran ayı enflasyon oranıyla 2021 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkı 5.45 olmuş. Böylelikle 1 Temmuz 2021 itibariyle %8.45'lik bir artış olmuştur. Bu zam değil, enflasyondan kaynaklı memurun kaybıdır. Malum 2019 yılı Ağustos ayında açıklanan ve 2020 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olan hakem kurulu kararından bugün tam 18 ay geçti. Ve bu 18 ayda gerçeklenen enflasyon %24.25, hedeflenen enflasyon %7.5, memura verilen zam %11.40, 18 ayda dolar %46.05, euro %54.50, altın %71.33, yağ %116.04, elektrik %30.91, doğalgaz %23.60 zam gelmiştir. Enflasyon eziyor, memur eriyor. Enflasyon eziyor, memur eriyor. Biz bugün burada işte bu gerçekler ışığında hem bir durum tespiti yapmak hem de oluşan kayıpların tazmini noktasında taleplerimizi dile getirmek için toplandık. İlk önce hemen şunu belirtmeliyim ki özellikle küresel dengesizlikler ve son 1,5 yıldır bütün insanlığı etkisi altına alan ölümcül COVID-19 pandemisi hayatımızın akışını derinden yaralamıştır. Dolayısıyla böylesi zor koşullar altında ülkemiz ekonomisinin kur üzerinden yaşadığı finansal dalgalanmada dahi birçok konuyu serin kanlı bir değerlendirmeye tabi tutmamız gerektiği de ortadadır. Biz durduğumuz yerin sorumluluğunu da zorunluluğunu da iyi bellemiş bir emek örgütüyüz. Evet, biz emeğimizin ve ekmeğimizin derdindeyiz. Biz alın terimizin hakkını ve hizmetlerimizin ederini istiyoruz. Hiçbir gerçeği ıskalamadan özellikle enflasyon üzerinden yaşanan gelir kayıplarının tazmin noktasında hem sesimizi hem de sözümüzü bu meydanda Şanlıurfa'da yükseltiyoruz. Hak, hukuk, adalet güçlenir böyle devlet. Hak, hukuk, adalet güçlenir böyle devlet. Hak, hukuk, adalet güçlenir böyle devlet. Değerli kardeşlerim, çok kıymetli basın mensupları. 6. dönem toplu sözleşmenin arefesinde bugün açıklanan enflasyon rakamları deyim yerindeyse evdeki hesabın çarşıya uymadığını bir kere daha tescil etmiştir. Son 18 aylık enflasyon rakamlarına baktığımız zaman hedeflenen enflasyonun 3 katı, maaş ve ücretlere yapılan artışın ise tam 2 katından fazla oranda bir sapma olduğu görülecektir. Böylesi büyük bir sapma, hedeflenen enflasyon üzerinden ücretlendirme politikasının yanlışlığını ortaya koymuyor mu?
Biz ilk günden beri bu yöntemin yanlış olduğunu dile getirdik. Kaldı ki kamu işvereninin üzerinden pazarlık yaptı. Öngörülebilir hiçbir zaman tutmadı, tutmayacaktır da. Aslında hükümet oluşturduğu sistematikte kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeyeceğiz diyerek bir gerçeği itiraf etmektedir. Fakat memur sen olarak 4. ve 5. dönem toplu sözleşme süreçlerinde hükümetin sığınağı haline gelmiş olan kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeyeceğiz sözünün hakkaniyeti yansıtmadığı burada da görülmüştür. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Kamu görevlilerinin büyümeden ve rafahtan pay alması gerektiğinin altını çizdik ve bunun mücadelesini verdik. Biz ülke gerçeklerini temel alan tekliflerle masaya oturduk. Hep ekonominin gerçekleri ve alım terinin hakkını vermeye dair gerekler yerine tahmini enflasyon rakamlarıyla alım gücünü sıfırlayan gerçekleşmesi mümkün olmayan hedefler üzerinden belirlenen artış oranına dayanan mantıkta ısrar etmenin manası ve anlamı yok. Geldiğimiz nokta ortada. Yaşanan süreç maalesef memur senin haklılığını tescillemiştir. Gelin bu çarpık sistematiği değiştirelim. Hayali enflasyon hedefler üzerinden değil, reel gerçekler üzerinden artışları belirleyelim. Artık enflasyon oranı bazlı güncelleme, yeniden değerleme katsayısı uygulaması yerine büyümenin yansıtıldığı, refah payının kamu görevlilerine aktarıldığı adil bir sistemin kurulu startını hep birlikte verelim. Kamu görevlisi devletin yükü değil, gücüdür. Her şeye zam yapılırken memurun seyretmesi kesinlikle beklenemez. Kadro gelmeli, sözleşmeli bitmeli. Kadro gelmeli, sözleşmeli bitmeli. Kadro gelmeli, sözleşmeli bitmeli. Biz gerçeklere uygun yüzdelik zam, geçmiş kayıpların telafisi için seyyanan zam ve büyüyen Türkiye'den memurların refah payına düşen kısmını istiyoruz. Kamu işvereninin belirlediği zam Mart demeden buharlaşıyor. Tam da bu yüzden en düşük devlet memuru maaşının %10'undan az olmamak üzere seyyanen zam talebini her zemin ve şartta dile getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Artık bahaneleri ortadan kaldıralım. Gerçekleri konuşalım. Gelin kamu görevlilerini ferahlatacak ve bu amaçla da refahtan pay almalarını sağlayacak bir paradigmal değişimi hayata geçirelim. Seyyanen zam çağrımız bu kapsamda görülmeli, gelir kayıpları giderilmelidir. Biz olmayan bir kaynaktan artış istemiyoruz. Var olan ve kamu görevlilerinden sakınılan bir kaynaktan payımız olanın, hakkımız olanın verilmesini istiyoruz. Vaat yerine gelsin, ek gösterge yükselsin. Vaat yerine gelsin, ek gösterge yükselsin. Vaat yerine gelsin, ek gösterge yükselsin. Büyüme ve refah payı üzerinden kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin belirlendiği, emeğin değerinin yükseldiği, alın terinin karşılığının verildiği yeni bir sistem yürürlüğe konulsun. Evet, Türkiye'nin ekonomisi büyüyor. İhracatta tüm zamanların rekoru kırılıyor. Fakat birçok kesimin haklı olarak tepki gösterdiği şekilde Türkiye'nin büyümesinden sadece yüksek gelirli kesim, büyük sermaye ve finans sektörü pay alıyor. Büyümenin ürettiği kaynağı bu kesimler kendi aralarında paylaşıyor. Ne yazık ki gelir dağılımındaki makas gün geçtikçe açılıyor. Ülkeyi ayakta tutan orta sınıf eriyor.
tabanla tavan arasındaki uçurum büyüyor. Evet, Türkiye ekonomisi büyüyor. Fakat memurlar büyümüyor. Kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları söz konusu olduğunda efendim mali disiplin, bütçe imkanları, tasarruf tedbirleri başta olmak üzere çeşitli bahaneler üretilmektedir. Memurun